Hocam birinci sorum. Şimdi hocam biz lisedeyken ve üniversitedeyken yani kopya çekme durumumuz oldu. Netice diploma aldık. Bu diplomayla ben devlet sektörüne geçtim. Çalışıyoruz, maaş alıyoruz. Acaba o diploma hani haram karıştırdığımız için maaşlar haram oluyor mu, olmuyor mu? Detaylı bilgi istiyorum da hocam. Birinci sorum buydu. Anlaşıldı mı sorum hocam? Peki efendim. İlk dinleyicimizin cehali bir dikkat bir suali var. Dedi, kopya çekmiştik dedi. Tabii de okulu bitirdik dedi. Ama sana devlet veya özel şirkette diplomam var. Yıkittik aynı şekilde. Vazife de aldık. Şimdi bu bizim kazandıklarımız haram olur mu? Hayır olmaz. O ayrı, o ayrı. İkisini birbirine karıştırmamalı. Bu suçtur. Ve bilmediği bir şeyi bilmiş göstermek, o da dinen de uygun değildir. Bilmiyordu. Yani neresine bakarsan bak. Meşru bir taraf söz konusu değil. Ama meşru veya gayrimeşru okulu bitirmiş. Oradaki öğretmen de aynı şekilde bunu yakalaması gerekirdi. Yakalayamamış. Bitirmiş. Daha sonra mezun olduktan sonra ben bir suç işledim. Ona pişman olmuş, tövbe etmiş. Fakat bir iş sahibi olmuş. İş sahibi olduktan sonra ama diyor kopya çekerek ben okulu bitirmiştim. Kopya çekerek de okulu bitirmiş olsa, hatta daha açık net bir misal vereyim de, biz kimse mesela diyelim ki birisinin parasını düşürdü, gördü, onu aldı, sahibini de biliyor, vermedi. Gitti onunla aynı şekilde kendine göre ticaret yaptı, bilmem ne yaptı falan filan. Adam bayağı da aynı şekilde sermaye biriktirdi. Efendim işte bunun temeli haram. Doğru. Temeli haram. Peki elde ettiğin hepsi haram mı? Fıkıh kitaplarında öyle yazmıyor. Bu helalle haramı karıştırdı. Buna mülk-i habis denir buyuruluyor. Ve netice itibariyle de bunun ikram ettiği yenir. Verdiği de alınır buyuruluyor. Efendim temiz bir kazanç mıdır? Hayır, değildir. Peki ne yapması lazım? O gasp ettiğini veya aldığını, sahibini bildiğini daha sonra hatırına geldiği zaman bundan kurtulmak için, çünkü ahirette bunun hesabı sorulacak kendisine, gidecek, onunla helallaşacak, tövbe istiğfar edecek. Peki burada da aynı şekilde kopya çekti, şey yaptı, tövbe istiğfar edecek. Eğer herhangi bir kimsenin önüne geçmişsem bu şekilde, onlar için, üzerimde hak olanlar için deyip, onu kimseyi bilemez. Tanıyamaz da. Kimlerdi, nelerdi, ne değildi onu da bilemez. Tövbe istiğfar eder. Ondan sonra da dua eder. Ve sadaka verdiği zaman da ya Rabbi üzerimde hakkı olanlara diye de hediye eder. Ondan kurtulur mu inşallah Teala. Samimiyetle Allah-u Teala'ya dönünce Allah-u Teala kabul eder. Az önce verdiğiniz örnek ilginçti. Şöyle bir şey soru aklıma geldi. Söylediğiniz gerçi de öyle miymiş diyenler için. Şimdi adamın hiç parası yok. Gitti para, hırsızlık yaptı. Para çaldı. Veya biri düşürmüştü, aldı. Onu sermaye yaptı. Parayı kazandı. Efendim o parayı ödeyebilecek rahatlıkla güce geldi. Onu ödedi. Şimdi bu temizlenmiş mi oldu? Gitti ödedi. Helallaştı. Bitmedi. Bu kulun hakkıydı. Kulun hakkını ödedi. Gönlünü de aldı. Ondan sonra oturup Allah-u Teala'ya yalvaracak, dua edecek, tövbe istiğfar edecek. İki taraflı çünkü bu. İki taraflı bu. Yani keskin bir misal vermemizin sebebi zihinlerde bazı şeyler yerli yerine oturmuyor. Yerli yerine oturmuyor. Şimdi konuyu açtınız madem. Şu anda net hatırımda değil. İmam-ı Ebu Hüseyin Hazretleri mi yoksa İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri mi? İmam-ı Azam Ebani Hazretleri daha hayattayken ben oldum demiş. Gideceğim. Ders halkası oluşturacağım. Mektep açmış yani kendisine. Üniversite açmış. Tabi İmam-ı Azam Efendi Hazretleri. Cenab-ı Hak ne yüksek yaratmış onları ya. Ondan sonra bir talebesine diyor ki git bir soru sor. İki. Efendim ben bir terziye kumaş götürdüm. İşte fiyatı da anlaştık. İşte bunu boyayacak. Onu sana bana dikecek. Elbise yapacak.
terzide gitti, anlaştık. Terz dedi ki falan gün gel dedi. Gittim. Senin öyle bir kumaşı yok. Bak kırmızı veyahut da sarı veyahut da yeşil. Ben almadım senin bir kırmızı. Dikmiş de. Ondan sonra adam dönüp gidiyor. Sonra haber gönderiyor tersi. Gel diyor al. İşte ücretini ver falan. Şimdi ben diyor buna ücret verecek miyim? Evet derse yanlış diyeceksin. Hayır derse gene yanlış diyeceksin. Dönüp geleceksin buyurur. Gidiyor diyor ki böyle böyle diyor. İşte ben diyor kumaşı boyatmak için terzi götürdüm. Sonra reddettik. Ben döndüm geldim diyor adam. Sonra gel gel dedi. Gittim. Ben şimdi diyor bunun ücreti verecek miyim? Evet diyor. Yanlış diyor. Talep. İmam Azam var ya dedi. Vermeyecek diyor. Gene yanlış diye çekip geliyor. Biliyor çünkü. Biraz sonra kendi geliyor. İmam Mahmut Efendi ve İmam Ebu Yusuf Hazretleri. Kapıdan girerken hayırdır buyuruyor. Kumaş boyama işi mi getirdi seni buraya? Bu kadar meseleyi bile çözemeden nasıl ders halkası oluşturuyorsunuz? Şimdi orada incelik var. Buyuruyor ki baştan kumaşı gasp etti. Gasp ettikten sonra kendisi için boyattıysam ücret vermeyecek. Bunun için boyattıysa, sonra gasp ettiyse karışık bir problem yani, tamam mı? Karışık bir problem. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri eşarptan sonra diye anladım diyor mesele diyor. Ders halkasını iptal ediyor. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin derslerine devam ediyor. Sonra İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri icaz ettirince gidiyor. Aynı şekilde ders halkalarını kuruyor. Yani bir meselenin iç yüzü iyi anlaşılmazsa, tabii iyi anlaşılabilmesi için de ya kamil ve mükemmel bir zatın rahli tedrisine geçeceksin veya böyle bir zatın kitabını okuyacaksın. Yerli yerine yerleştirecek olacak ya bu kitabı. Mesela sadece bir kitabın ısrarla diyoruz ki okumak lazım falan. Dikkatle okuyunca orada mesela buyuruyor ki adam gitti gasp etti. Gasp etti. Çaldı sizin tabirinizle. Bunlar mülk olur mu olmaz mı? O anlatılmış. Olur mu diyor. Haram mülk ama mülkü oldu adam. Haramdan gelen bir mülk. Haramdan gelen bir mülk. Tabii tazmin edecek o ayrı bir mesele. Şimdi çok kimsenin kafası basmadığı için bunu aa falan filan asbesi yok ya. Adam gasp etti. Benim diyor. Çalabilirsiniz mi diyorsunuz? diyor belki de birçoğu. Mülkü oldu ama haram bir mülk. Ondan sonra devam ediyor. Bunu tazmin etmesi, söylemesi lazım. Helallaşması lazım, tövbe istiğfar etmesi lazım. Buyuruyor. Bu haram maldan, çaldığı haram maldan getirdiği helal mal da vardı, karıştırdı. Adam çalışıyor ya. O çalıştığı şeylerden de buna karıştırdı. Emek veriyor ya, karıştırdı. Yani çaldığı malı sermaye yaptı, çalıştı. Helalden getirdi. Efendim sermayesi haramdı, tamam sermayesi haramdı. Ama çalışması adam, helal. Helaldi. Ve karıştırdı. Buna mülkü habis oldu. Tayyip helal bir kazanç değil buyuruluyor. Helal kazanç değil. Hatta şey bile anlatırken ona bile mesela tabii mahsadi tebediye adamların kafası basmadığı, iyi okumadıkları için, anlamadıkları için habire yüklendiler. Bir şey bildiriliyor. Mesela işi haram. Tamam. İçmek de haram. O da tamam. Adam içti. Nefsine uydu içti. Ondan sonra 3-5 serseri geldi. Sen burada ne yapıyorsun? Sen sarhoşsun da falan. Pataküte pataküte adamı döve döve öldürdüler. Adam sarhoşken de imanını giderecek bir şey söylemediydi. Müslümandı yani bu. Zulmen öldürülmesi sebebiyle bunun içkili olması, şehit olmasına mani değildir buyuruyor. İbn Abidin'den alarak Saadet Ebedi'ye almışlar mübarekler. Efendim sarhoş şehit olur diyor. Sarhoş şehit olabilir. Cenabet de şehit olur. Aa Cenabet şehit mi olur? Ya oldu bile. Hanzala radıyallahu teala hazretleri evleniyor, gusül abdesti alamadan Uhud harbine gidiyor. Orada aynı şekilde şehit düşüyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Hanzala'yı meleklerin yıkadığını gördüm yağmur suyuyla. Gidin bakın gidiyorlar hakikaten her tarafı ıslak. Sonra hanımına diyorlar diyor ki böyle böyle oldu beraber olduk gusül etmeye fırsat bulamadı oldu gitti diye hemen yani gusül abdesti almadan
şeye yetişti, harbe girdi. Guslü yok ama şehit oldu, melekler de yıkadı buyuruluyor. Ne buyuracağım buna? Yani yerli yerinde oturmak, yerli yerine oturtmak gerekir. Bir şeyi iyi anlamak gerekir. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri Hüseyin Hilmi Efendi'ye buyuruyor ki, beni iyi dinle buyuruyor. Beni iyi dinle. Bir kitap yazıldığı zaman, hatta mübarek buyuruyor ki, yani bizim ileride o kitapları nasıl yazmamız lazım geldiğini talimatını veriyor. Ölçüleri bildiriyor, direktif veriyor. Bir kitap aynı şekilde şey yaptığınız zaman, sakın kendi düşüncenin fikrini katma. Hep nakil yap. Bu bir. İkincisi, kitabı okudukları zaman veya birisine bir şey anlattığın zaman karşıdakinin soru sorma fırsatını verme. Çünkü soru soruyorsa anlamıyor demektir. Öyle anlat ki okuyan veya seni dinleyen o meseleyi anlamış olsun. Zihne bir şey takılmasın, problem olmasın. Soru ortaya çıkmasın yani. Soru ortaya çıkmasın. Şimdi dinleyicilerimizden zaman zaman bize siz anlattıktan sonra zihinlerimize problem kalmıyor. Biz kendimizden katmıyoruz ki, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarından alıp naklediyoruz. Onlar pürüzsüz anlatmışlar zaten. Yerli yerine oturtturmuşlar. Mesela amel-i imandan cüz değildir. Günah insanı küfre sürüklemez. Özür dilerim, yanlış söyledim. İsrar etmek küfre sürükler de, günah işlemek insanın imanını gidermez. Doğru cümle bu. Gidermez. Amel-i imandan cüz değildir. Bu demektir. Dolayısıyla adam içki içti, adam hırsız, adam aynı şekilde katil. Kafir diyemezsin ki buna. Efendim intihar çok büyük günah. Ama İbn Abin'de yazıyor, intihar eden cenaze namazı kılınır. Ne demek o? Dikkatli ol. Bak, cenaze namazı kılınır. Kafirin cenaze namazı kılınmaz. Elbette çok büyük günah. Cezasını çekecek. Peki ya adamın aklı örtüldü de öyle intihar ettiyse? Adam mesul bile değil. O da yazılmış aklı örtüldüyse diye. Örtülmüştür. Bir sinir krizi geçirmiştir. Aklı örtülmüştür. Tabancayı basmıştır, gitmiştir. Ha işte kafir oldu gitti. Kafir olmadı. Bunu Vehhabiler söylüyor. Kendi böyle anlayışları sebebiyle hemen hemen hepsi de kafir oldu gitti tabii. Çoğu kafir oldu. Çünkü kendi itikadlarına göre aynen böyle. Yani değişen bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri yani bazen öyle çarpıcı misaller vermişler ki onun için demin hatırıma geldi. Böyle çarpıcı bir misal. Evet. Meselenin daha iyi anlaşılması için. Yani bunu yerli yerine koyunca o zaman zihninde tereddütler kalkar. Ha daha önceden zehirlenmiş mezhepsizlerin veyahut da dinini Kur'an'dan öğren, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İşte tağutların, kafirlerin ta kendileri. Adam herkesi kafir yapıyor. Sen de kafirsin, bağırıp duruyorsun çünkü İslamiyet'te bir alakan yok. Bize birisi gelmişti. Güvenlikten nasıl geçtiyse tağutaya kadar geldi. İşte dedi ben dedi işte hanımım dedi çekti gitti dedi. Hanım kayınpederim, kayınvalidem sizi dinliyor dedi. Sen şimdi bir telefon aç, işte hanımımı göndersinler. Baktım elinde de böyle bir şey zincir sallayıp duruyor. Sen necisin dedim. Ben İslamcıyım dedi. Vay be manavcı der gibi bakar. Sen namaz kılar mısın dedim. Yok dedi. İslamcı. Şimdi kadın militanlar var ya. Efendim niye eşitlik var? Niye erkeklerin kıldığı yerde kadınlar da kılmıyor falan filan. İslamcı. İslamcı bunlar tabii. Varsan baksan günlük hayatta doğru dürüst namazlarını kılmıyorlardı. Şimdi camilere musallat oldular. Camilerde işte efendim kadınlar hep itiliyor, hep arkalara konuyor falan. Bu şeye kadın erkek eşitliğine aykırı. Bu söylem ne söylemi? Yani içerisine baktığınız zaman mutlaka aynı şekilde bunların ya aynı şekilde mezhepsizlerin zehiriyle zehirlenmişlerdir veya içinde boynundaki ipin yurt dışında herhangi bir aynı şekilde kefenin elinde olduğu gözükür. Kefenin elinde olduğunu gözükür. Yani bir haberler sitesi vardı. Neyse ismini vermeyelim de bugün gazetelerde vardı. Onun başındaki adam bize de çok saldırıyordu. Hatta çok özür dilerim de bize İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin haşa piçleri diyordu. Orada saldırıyordu. Ne çıktı? FETÖ'nün imamlarından çıktı. Ya. Terbiyesizi bugün gözaltına almışlar diyor. Tabii. Saldırıyordu. Evet. Yani böyle Ehl-i Sünnet alimlerine İmam-ı Rabbani Hazretleri mutlaka belasını bulur. Geçen sene Ramazan-ı Şerif'te o söylediğimiz bir söz sebebiyle bunlar böyle toykuruyordu. Ama senin yapmadığın işler o bizim uzman ağzınızdan çıkan noktaya getirtiyorsunuz camileri. Yani evet sen doğru söyledin. Ben doğru söylemek için söylemedik onu. Ama sen oraya getirtiyorsun işi. Ve işin enteresan tarafı, meseleyi bilenler de böyle ağızlarına geleni, demek ki Osmanlı'ya karşı bir böyle karınları şişmiş indirdiler. Kimsenin tavuğuna da kış demedik ama sana tövbe ettim. Neden?
hani herhangi bir kimsenin böyle şey yapmasına falan. Halbuki Emen abiler bir gün o zaman o işte ihlas sünası falan el konulduğu zaman tabii hem kayınpederleri hem de hocamız diyordu, hocamıza gittin. Efendim biz bunlara bir şey demedik, tavuğuna kış demedik, bir şey demedik de niye böyle yapıyorlar? Mübarek bir celallenmiş, kacı muşlar, siz kimsiniz, biz kimiz? Allah-u Teala'nın peygamberi bu insanlara ne yaptı ki? Bu kadar aynı şekilde zulmettiler, şey yaptılar falan. Sonra onu duyunca tövbe ettim dedim ya. Elbette çünkü Allah-u Teala bir kul bir kuluna sevenler adında düşman da yaratılmış. Senin söylediğini hepsini kabul etmiş olsa o zaman ilahlık olsun. Çünkü hep naklediyoruz. Evvel evvel de anlatırlardı. Evliyadan bizzat talebesine icazet veriyor. Diyor ki ya git. Talebe sonra diyor ki efendim diyor son bir nasihatınız yok mu? Var diyor, söyleyeceğim, bekle. Sakın ilahlık davasında ve peygamberlik iddiasında bulunma buyuruyor. Talebe donup kalıyor. O ne demek efendim diyor ya. Öyle bir şey mümkün mü ya? Diyor kendince. Kendi kendine diyor ki bu ne demek hani yani. Hem icazet veriyorsun hem de ilahlık davasında peygamberlik iddiasında bulunma. Yavrum buyurmuş. Eğer her dediğim olsun dersen ilahlık davasındasın. Herkes beni kabul etsin dersen, iman etsin bana dersen peygamberlik iddiasındasın. Biz sadece tebliğ ederiz. Kabul eder, etmez. Paşa gönlü bile. Herkes toprağın altına geçecek. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.